Konuğumuz Jet Sosyete'nin tanınmış ismi Can Akçay. Can Akçay'ın ilk kitabı Dün Bugün Yarın nasıl tepki aldı? Can Akçay yazarlık deneyimini ve son dönemde Türkiye'de olup bitenleri Bekir Saçar'a anlatıyor. Ve hazırsanız Neler Oluyor Hayatta başlıyor. Artı bir stüdyolarından selamlar, sevgiler. Herkese güzel bir gün diliyorum. Evet, programımız başladı. Bir 5 dakika gecikme oldu ama normaldir. İstanbul'da yaşayınca böyle şeyler oluyor. Trafik, yağmur deyince biliyorsunuz. Saatlerce de geç kalabiliriz ama biz o kadar geç kalmadık. Neyse, evet, programımız başlıyor. Çok değerli bir konuğum var. Gazetelerden, dergilerden tanıyorsunuz. Cemiyet hayatından tanıyorsunuz. Playboy derler, hiç asla alakası yok. Kendisi de kabul etmez Playboy olduğunu. Ama gerçek bir İstanbul beyefendisi olduğu gerçektir. Yalnız kendisi de, ailesi de öyledir. Kimdir bu beyefendi? Can Akçay. Sevgili Can, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Çok güzel lanse ettim, teşekkür ederim. Çünkü bizim meslekte böyle yakışıklı, popüler olan, herkese takılan bir isim vardır. Playboy. Aslında playboyluk bu değildir. Yani playboy biliyorsunuz belirli kriterler gerektiriyor olmak için. Hani yakışıklı ama tabii ki çok fanın var çevremde, biliyorum, gazeteciyim. En az 25 yıldır seni şimdi tanıyorum. Konuştuk. Sevgili Azade Hanım, anneniz, çok sevdiğim, saygı duyduğum, annem gibi sevdiğim bir hanımefendi. O da gerçek bir İstanbul hanımefendisi. Dolayısıyla playboyluk sana uzak ama maalesef bizde böyle popüler olduğun zaman, birkaç güzel arkadaşın olduğu zaman, ortalarda olduğun zaman hemen playboy deniliyor. Ama sen playboy değilsin, bunu kabul etmiyorsun değil mi? Yok pek, yani bilmiyorum tabii, tam o playboy'un lügat anlamını açıp bakmak lazım ama yani bekarım sonuçta, hani bir iş hayatım var, bir görgüm var, bir ailem var, bir uluslararası bir çevredeyim. Çok şanslıyım o bakımda. Evet, yani bekarlığın avantajlarını kullanıyorum bazen ama yani hani öyle hayatım onun üstüne kurulu değil. Yani insanlar hani ben kız peşinde koşayım, bütün gün onların peşinde koşayım gibi bir şeyim yok. Zaman da yok ayrıca. Evet, birinci kriter o zaten. Evet. İşi gücü bırakmış, her şey evet, onun peşinde koşan. O da güzel bir hayat. Yapabilene evet. Aşk olsun tabii ki. Gerçi sendeki kriterlerin çoğu var. Maddi imkanların var, yakışıklısın, iyi bir geçmişi olan, iyi bir aile, iyi bir eğitimin var. Yurt dışında evet. Eğitimler aldın, geldin Türkiye'de. Finans piyasasında çok değerli işlerde bulundun, evet. Katkılarda bulundun. Kitaba geldin ama kitaptan önce Can'cığım sen kısaca Amerika'da mı, İngiltere'de mi okumuştun sen? Bir kısaca bir oradan bahseder misin İstanbul'a gelene kadar? Yani orta lise eğitimi İsviçre'deydi benim. Babam o zaman İsviçre'de yaşıyordu. Enteresan bir gündü benim İsviçre gidişim. 13 Eylül 1980 ihtilalden bir gün sonra gittim ben İsviçre'ye. İlkokul yeni bitmişti. İşte ondan sonra 14 sene sonra döndüm. 93-94 yılında döndüm. O arada işte orta lise, kısa sürelerde Türkiye'de bulundum. Ama o aralarda işte orta liseyi bitirdik. Fransa'da üniversiteye başladım. Londra'da bitirdim. 2 sene Güney Afrika'da çalıştım. Güney Afrika'da baba işi evet, değil mi? Baba Güney Afrika'da yaşıyordu. O zaman Güney Afrika'ya geçmişti. Ondan sonra Güney Afrika'da bir 2 sene bulundum. Ondan sonra döndüm. Burada bankalarda çalışmaya başladım. Ondan sonra bir aracı kurumda, ondan sonra yabancı yatırımcı danışmanlık verme noktasına geldim. İşte o zamandan da tabii finans piyasasıyla ilgilenince otomatikman politika ve ekonomiyle haşır neşir olmak zorunda oluyorsun. Çünkü dünyanın en sofistike yatırımcılarını danışmanlık veriyorsun resmen. Dünyanın en büyük beyinleri bunlar. Parayı da yönlendiren insanlar.
Dolayısıyla tabii mecburen o dönemden beri hem gerek master'ım da zaten benim uluslararası ticaret ve bankacılıktır. O dönemden beri her zaman ekonomiyle politikayla yakından ilgili oldum. Olmak zorundaydım da zaten. İşin onu gerektiriyor. İşin de onu gerektiriyor. Peki Can, 14 sene bir yurt dışı yaşamından sonra Türkiye İstanbul'a döndün ve zor gelmedi mi? Yani şimdi oradaki hayat şartları, oradaki insanlarla iletişim, oradaki birçok şey. Buraya geldiğin zaman zorlandın mı? Zorlandıysa nelerden zorlandın? Zorlanmadım aslında, çünkü hakikaten çok ülke değiştirmiştim o güne kadar. Ben garip, enteresandır. Bir yere gidip böyle bir hafta, iki hafta kaldım mı oralı gibi olmaya başladım. Bukalemon gibisin. Biraz öyleyim galiba. Bir de şanslıydım. Bütün oradaki arkadaşlarım da, hani Türk olan arkadaşlarım da aynı zamanda döndük. Yaşıtların da zaten. Hala da arkadaşlarımız onlarla. Belki 25 senedir hiç ayrılmadık. Hani hep beraber yine geziyoruz, eğleniyoruz veya işte bazılarımız evlendi, çocukları oldu falan ama... Sonuçta arkadaşımız hiç bozulmadı, pek öyle şey olmadım. Yani Türkiye'ye hemen adapte olmuştum o zaman. Sene 93-94'tü yani. Onu ben yadırgamam öyle. Hani gidip başka bir ülkede hemen yaşamaya başlayabilirim, hiç zorlanma o kadar. Evet, geldin. Zaten dediğim gibi aile, bilinen bir aile. Yakışıklısın, eğitimlisin, kültürlüsün. Ve o dönem geldin İstanbul'da senin gibi birçok ailelerden, bilinen ailelerden. İşte sayabilirim: Taşkent ailesi, Nur, Alp, Sezai, Raif Dinçkökler, İgaller, bizim çiftçi Enisler gibi. O günden bugüne İstanbul'un en popüler delikanlı genç grubu, yakışıklı grubu. Hala genç biz bilmiyorum ama genç, o zaman genç, dönem, o dönem delikanlıydı. Ve bunların içinde hemen hemen hiç evlenmeyen olmadı. Evlenen boşuna, hatta hat-trick yapanlar oldu. Oo, tabii. Senin de biliyorum, çünkü aynı dünyada yaşıyoruz. Çok ortak arkadaşımız var. Çok kızlar var. Evlilik henüz düşünmüyor musun? Çünkü dediğim gibi senin o dönemki arkadaşlarına hat-trick yapan oldu. İki yapanlar oldu. Tabii. Bir dört yapıp var, beş var. Dört yapan, beş yapan oldu. Nedir? Biraz sen daha işe mi kendini verdin, yoksa evlilik biraz sana uzak mı? Herhalde alan olmadı. Yok, o değil ama yani. Ama yok yani, bilmiyorum yani, çok mutluyum hayatımda. Herhalde bu özgürlüğün verdiği bir alışma da oluyor artık. Yani yurt dışında da kız arkadaşlığım oldu. Burada da beraberliklerim oldu. Fakat özgürlük galiba alışkanlık yapıyor insanda biraz. Ama ben de tabii bir çocuk ve neden olmasın yani, artık yaşımda geliyor, 43 bitti, 44 oluyorum. O yüzden hani ben de düşünmüyor değilim açıkçası. Peki sevgili, hep anneler bu baskıyı yapar. Sevgili Azade Toner hanımefendi, anneniz. Çaktırmadan yapıyor, akıllı yapıyor. Bu baskı, hadi oğlum bir torun artık. Evet, tek evet. Çocuksun çünkü. Evet. Azade Hanım da haklı olarak, Allah çok çok uzun ömürler versin. Senin bir çocuğunu, torununu kucağına alıp sevmek istiyor. O mu söyle dedi onları? Yok, Azade Hanım'la uzun zamandır gerçekten bir 6 ay önce belki bir davette karşılaştık. Uzun uzun sohbet ettik ama hiç bunun şey lafı açılmadı. Ama benim annem de öyle yani, hep istiyor, ondan bildiğim için söylüyorum. Aynı baskı var, o hep devam ediyor ama şey, ben de istiyorum artık bir hayat, hani böyle bir rutine girmeye başladı ama devamlı yeni projeli oluyor. Bilmiyorum yani, insanın o işe kafayı koyup kendini motive edip o şekilde hareket etmesi gerek herhalde evlilik için. Ben de hala o motivasyona giremedim bir türlü. Elbet bir gün gireceğim ama. Mutlaka. Onun günü gelecektir. Belki işte Amerika'yla falan da iş yapıyorsun. Evet. Uluslararası işler yapıyorsun. Evet. Belki prenses oralardan bir yerden çıkacak. Gönlünü çalacak İnşallah olan. İnşallah. Can, finans işini bıraktıktan sonra sen tabii profesyonel olarak çalıştın. Sonra evet, kendi işini kurdun. Ne yapıyorsun şimdi? Daha önce bir telekom işi yaptım. Güzel bir işti o. O dönemin bir müşteri portföyü oluştuk. Onu sattık. Ondan sonra şimdi Amerikalı bir ortağım var. Ve development dedim. Yani menkul geliştirme, gayrimenkul geliştirme işi yapıyoruz. İlk başta tabii biz şeye yola çıkmıştık. Hani yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye getiririz. Burada gayrimenkule yatırım yaptık. Yani emlakçılık değil. Sıfırdan alıp finansmanı bulup öyle getirmek. Fakat enteresan, şimdi Türkler biraz Amerika'ya ilgi göstermeye başladılar. Ve şu anda tam tersine Türk yatırımcıyı Amerika'da yatırım yapmak için bir şekilde danışmanlık yapıyoruz benim Amerikalı ortağımla beraber. Evet, peki bu inşaat sektörü hakkında ne diyorsun? Çünkü sen finansla ilgili bir şey. Yani sen de gayrimenkul danışmanlığı yapıyorsun. Yani ben, sen de yurt dışında yaşadın. Son 10 yıldaki kadar Türkiye'de müthiş bir inşaat sektöründe bir yükselme var. Yükselme derken de gökyüzüne doğru bir yükselme var. Her yerde böyle çok katlı binalar ve ben hayatımda görmedim ki bir şehirde bu kadar alışveriş merkezi, mall dedikleri.
Yok, bununla bakış açın nedir? Nedir yani bu, iyi mi gidiyoruz? Bunun ileride riskleri var mı? Bu kadar alışveriş merkezinin, malların açılması nereye gidecek? Yani bunu dolduracak kadar müşteri var mı? Çünkü Türkiye'nin, İstanbul'un gelir düzeyi bir noktada. Ya yani herkes o mallardan alışveriş yapacak durumda değil. Pazardan, çarşıdan, sokaktan alışveriş eden insanlar. Ve buralar lüks yerler. Evet. Nasıl dolacak? Nasıl kâr edecek bunlar? Bunun sonu nereye gidecek? Vallahi herhalde malları ben zaten konsept olarak pek sevmem. Şu andaki dünyadaki mallar da dikkat ederseniz biraz daha dışarıya açılmaya başladı. İstanbul'un merkezinde de bazı mallar artık dışarıya kapı verme durumuna geldiler. Yani bir ana kapı girişten dolayısıyla değil de hani dışarıdan sokak konseptine geçti ve de yani sokak konsepti daha başarılı bence. Hele İstanbul gibi bir şehirde de bence daha hoş oluyor ama bu mallar bence biraz satüre etti piyasa. Biraz fazla, İstanbul'a biraz fazla olmaya başladı. Yani hani Amerika'da gidiyorsunuz neredeyse bu kadar yoğunluk yok mall hayatında. Hani Arap ülkelerini anlıyorum çünkü çok sıcak dışarısı. İnsanlar dışarıda yürümek istemiyorlar. İçeri girmek istiyorlar ama bence artık alışveriş merkezi, mall konsepti İstanbul'da doydu. Artık bundan sonra her yapan biraz daha risk alıyor gibime geliyor. Oraları doldurmak, oralardan alışveriş yaptırmak da zorlaşıyor. Bence şu anda piyasa doydu ona. İstanbul olarak söylüyorum. Anadolu doymadı ama. Evet. Peki konutlar hakkında ne düşünüyorsun? Şehirler kuruluyor. Yani bir bakıyorsun karşıda bir yer var. Gerçekten bir şehir 400-500 bin nüfusa ulaştı. Başka bir tarafta Avrupa yakasında yine Çekmece taraflarına evet. gidiyorsun. Yine böyle 300'er 500'er bin kişilik şehirler. Bu kadar istatistikler vardır. Bu kadar alıcı var mı? Bunlar kime satılacak? Vallahi sanırım bunu hükümet de farkına vardı ve yabancılara mal edinme haklarını bayağı rahatlattı ki doğru bir hareketti bence o. Yani dünyada da aslında yabancı yatırımcı ülkelerini çekmek için elinden geleni yapıyorlar. Gayrimenkul yatırımcısı olarak alsın adam. Yani İspanya'da bugün milyonlarca satıldı. Londra'ya bakıyorsunuz. Londra'nın merkezine oturanların %60'ı neredeyse yabancı. Londra doğumlu olmayan insanlar. Ama tabii Türkiye'de bunu Arap yatırımcıya doğru döndürdü yüzünü ki İstanbul cazibe merkezi olabilir Araplar için ama piyasa satüre olmak üzere gibi bir içimde his var. Biraz daha stoklar yükseldi. Yani Masto ve inşaat sektöründe ve üretimde devam ediyor hala. Evet. Ve imar da alınıyor. Yükseğe de çıkıyoruz. Umarım bu yabancıların ilgisi Türkiye'ye devam eder. Daha yoğunlaşarak devam eder. Yoksa biraz ileride başımız ağrıyabilir. Evet. Zannediyorum 2009'da değil mi? Amerika'da sırf bu emlak konut projesinden dolayı iki banka battı ve büyük bir kriz yaşandı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, mortgage krizinden biraz daha tabii egzotik ürünler yarattı onlar. Onlar öyle deniyor. Çok fazla borçlanarak, yüksek borçlanarak finansman sağladı. Egzotik ürünler de yanına. Ve bu da tabii krizi patlattı. Fakat en son durumda Amerika gayet iyi şu anda. Yani gittikçe hızlı top. %5'lere indi işsizlik oranı. Amerika'nın öyle problemi kalmadı ama problem hala Avrupa'nın kucağında duruyor. Ve şu anda Amerika'nın gidişatı da gittikçe iyi olmaya başladı. Son yani bir 15 gün önce oradaydım aşağı yukarı. Enerji sorunlarını halletmişler. 2015 yılında artık Amerika dünyanın en büyük net enerji ihracatçısı konumuna geçiyor. Ve yani pek burayla da ilgileri kalmamış işin enteresan tarafı. Yani Orta Doğu ile falan pek ilgilenmek istemiyorlar. Yani bunda Türkiye'nin artık herhalde bir Amerika'ya artık yakınlaşma mı diyelim, İngiltere'ye dostluğumuzu pekiştirme mi diyelim, herhalde oraya doğru yönlenmesi gerekecek önümüzdeki senelerde. Yani Amerika pek dünyayla alakası kalmamış. Kendi iş dinamiklerine dönmüş. Kendi işini kendi hallediyor. Kendi işini kendi atıyor. Orta Doğu'yla da pek alakası kalmamış işin enteresan. Yani ihtiyacı kalmadı petrole. Evet. Peki Can, yani şimdi gazeteler tabii, ha gazetede okuduğumuz her şey gerçek değil. Suni gündemde yaratılıyor. Bir sürü şeyler yapılıyor. Sen bir ekonomist olarak, bir finansçı olarak bu işin profesyonel eğitimi yıllardır da çalışıyorsun. Hala da bu işi yapıyorsun. Türkiye'nin ekonomisini nasıl buluyorsun? Yani şu günümüzde nasıl Türkiye'nin ekonomisi? Türkiye çok şanslı bir dönemden geçti. Yani son 10 sene, 12 senede hakikaten dünyada likiditenin rahat olduğu. Fakat o dönemde Türkiye'nin iyi yaptığı işler de vardı. Mesela maliyesini çok sıkı tuttu. Ki o yüzden biz hakikaten başbakan o dönem teğet geçecek demişti. Teğet geçti hakikaten. Türkiye'yi o krizden kurtardı Türkiye. Fakat artık yeni bir aşama yapması gerekiyor.
yani bina yapmak falan kötü bir iş değildir. O da güzel iştir. Çünkü bir binanın içinde binlerce ürün vardır ve bütün ekonomiye faydası vardır. Ama yeni bir aşamaya geçmesi lazım Türkiye'nin. Bu aşamayı nasıl geçecek bilmiyorum ama sanırım biraz daha yüzümüzü eskiden Orta Doğu'ya çevirmiştik. Şimdi biraz daha Amerika ve İngiltere eksenine çevirmemizde fayda olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Avrupa'dan da bir şey olmuyor. Amerika çok hızlı şekilde yükselecek önümüzdeki senelerde. Umarım bunun farkındayızdır hepimiz milletçe ve şeyce. Hani böyle insanlara Amerika'ya veya İsrail'e kötü laflar söylüyoruz ama arada da onlar bizi ayrı bir lige taşıma gücünü olan birkaç ülkeden biri. O yüzden umarım ilişkiler kısa dönemde daha iyi olur o ülkelerle. Peki Rusya'nın ve Çin'in dünyanın en büyüyen ekonomileri bunlar. Bunların Türkiye'ye bir katkısı olabilir mi? Türkiye'deki iş adamlarının Rusya ile Çin'le ilişkileri nasıldır? Veya Çin'deki Rusya'daki insanların ya iş adamlarının Türkiye'ye bakışı nedir? Ben Rusya'nın artık dikkat ederseniz bilmiyorum takip ediyor musunuz? Enerji fiyatları gittikçe düşmeye başladı. Şu anda 77 dolarlarda diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum bunu. Ama biz hala en yüksek ücreti almıyor muyuz şeyleri? Enerjiyi, petrolü, doğalgazı. İşte doğalgazı. Fakat mesela geçenlerde bir televizyonda seyrettim. Amerika artık 530 senelik rezerv bulmuş. Shale gas dedikleri ve dünyaya da ihraç edecek. Nedir bu shale gas? Sanırım kaya gazı diye geçiyor Türkiye'de. Onların bulduğu bir teknikle kayanın içinden gaz çıkartıyorlar. Bunun da işte metan gazı var içinde. Onları da ayrıştırabiliyorlar ve müthiş kaliteli. Hiç yani artık onların bir problemi kalmamış dünyada. Dolayısıyla Rusya'nın da pek ekonomisi yok. Ya yani müthiş bir doğal zenginliği olan bir ülke. Fakat önümüzdeki günlerde çok zor bir hayat bekliyor gibime geliyor onları, Rusları. Bu commodity yani bu enerji fiyatları ve doğal cevher fiyatları düşmeye devam edecek gibi gözüküyor önümüzdeki birkaç senede. Rusya'dan ziyade Amerika'nın kontrolüne geçecek gibi geliyor önümüzdeki senelerde dünyanın Çin'i derseniz de Çin de zaten Amerika'nın arka bahçesi diyebiliriz. Yani onun üreticisi. Onun için yani ben geleceğimizin Anglo-Sakson dünyasında olacağını görüyorum. Nacizane. Avrupa'da dahi değil, Anglo-Sakson dünyasında. Peki yani enerji, dünyanın en büyük sorunu enerji. İşte Amerika bunu 430 yıllık çözmüş diyorsun. Mesela bir dünyada bir gerçek daha, bor madeni. Türkiye'de de dünyadaki büyük rezervlerden birisi Türkiye'de. Peki bu ne zaman Türkiye'nin iyi olmasında bu bor ne zaman devreye girecek? Milyon bor yeterli kadar kullanılıyor mu? Her sene şimdi dünyada fazla bir kullanımlı olan bir şey değil. İnşallah ileride kullanılacağı söyleniyor. Benim de pek ihtisasım olan bir konu değil ama yani 1 milyar doları bile geçmiyor sanırım anladığım kadarıyla. Ve zaten en büyük alıcısı da Amerika. Tek alıcısı Amerika. Yani tek kullanıcı varsa siz de ona tek satıcı durumundaysınız. Yani pek bir şeyiniz de yoktur. Alternatif yok. Alternatifiniz de yoktur yani. Hani bilmiyorum o kadar tahmin edildiği gibi değerli bir cevher mi şu anda bilmiyorum ama ileride kullanımı yükseleceği söyleniyor ama sonuçta yüksek teknoloji olan ülkelere ihraç edebiliyorsunuz. Tek müşteri, tek alıcı bilmiyorum hani daha bize ileride büyük bir avantaj sağlar. Alıcı bensem ne istersem o şeyi kuru kurarım diyorsunuz değil mi? Bence öyle olacak. Peki Can şimdi evet biraz önce dedin ki Amerika'da artık iş adamlarının Amerika'ya yatırıma gidiyorlar. Mesela sen de danışmanlık veriyorsun Amerikanlı ortağınla birlikte. Peki Amerika'nın, Avrupa'nın Türkiye'ye yıllarca hizmet verdin onlarla yatırımcılara danışmanlık yaptın. Onların, Amerika'nın, Avrupa'nın Türkiye'ye ilgisi azaldı mı şu an için? Bence zaten genel olarak Orta Doğu'ya ilgileri azaldı. Pek artık kendi iş dinamiklerine dönmüşler. Bakın mesela İngiltere'de geçen gün Avrupa Birliği fonlarını yarı yarı indirdi. Yani zaten kendi parasını kullanıyordu. Zaten vizesini kendisi veriyordu. Yani hiç şaşırmayın yarın bir gün İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkarsa ve NAFTA'ya veya Amerika ile bir ortak şeye girerse hiç şaşırmamak lazım. Bence trend de o noktaya gidiyor ve bizim şansımız mı veya şanssızlığımız mı hem Orta Doğu'ya yakınız hem Avrupa'ya yakınız fakat tam aradayız. Yani duvarı nereye çekeceklerini tahmin edemiyorum ama bir an önce bizim bu eski ilişkilerimizi, girift ilişkilerimizi daha bir an önce kuvvetlendirmemiz gerektiğini hissediyorum evet. Ve görüyorum.
meraklı olduğum için bunları benim merakımda. Mutlaka izleyicilerimiz de bunları merak ediyordur. Çünkü ülkemizin sorunları. Peki son bir, yine ondan sonra kitaba geçeceğim. Bu Güneydoğu Suriye ve Suriye'deki Türkiye 2,5 milyon göçmenin gelmesi, Türkiye'de gelecekte bunlar neler doğuracak? Ekonomiyi ne yönde etkileyecek? Ne gibi sorunlar gelecek? Senin ön görgün ve bilginle neler olabilir? Vallahi önce hali vakti yerinde olanları tutmak lazım açıkçası. Hani biraz soğuk bir yaklaşım belki ama yani parasıyla gelmiş, adam ev almış, oturma iznini almış, çalışma iznini, işi açmış. Bu gibi insanları Türkiye'ye katma değer katar. Buna hiç kuşkusu yoktur. Fakat geri kalanların hiçbir ekonomiye katkısı olmadığı gibi ekonomiden çeken duruma gelecekler ve geldiler de zaten. Çoğu etrafta görüyorsunuzdur dilencileri. Yani bu ileride çok ciddi sosyal patlamalar yaşayabiliriz. Yani sosyal patlama şöyle, mesela nasıl bizi Almanya'da Türk işçilerine saldırma falan gibi şey oluyordu. Biz de çok sinirlenirdik falan. Biz hiç şaşırmam ki Anadolu'da veya İstanbul'da bu gibi şeyleri bizim insanımız Suriyeli mültecilere yapmasın. Yani ben sanki öyle bir şeyin işten işe şu anda bile altyapısı olduğunu tahmin ediyorum. Her an bir tatsızlık olabilir. Kıvılcım olabilir diyorsun. Yani parça parça olur ama Türkiye'nin imajına da yakışmaz. Sonuçta bir misafirimizdir onlar. Hani ama bence önüne geçilemeyecek gibi içimde bir his var. Yani bir an önce bu, inşallah güneyimizdeki bu iş biter. Herkes memleketine döner diye. İnşallah dua ediyoruz. Yani. Amerika falan da diyor ki yani Türkiye alın işte İngiltere diyor. Yani şimdi Türkiye 2,5 milyon kişi almış. Amerika'nın, İngiltere'nin, birçok daha gelişmiş ülkenin bizden fazla daha imkanı var. Uçağın mı yok? Her şeyin var. Şuradan birkaç 500 bin, 305 bin siz aslında alsanız ne oluyor? Ama bize alın demesini biliyorlar. Evet, evet. Maliyeti bize ekleyecekler. Zaten o yüzden diyorum pek ilgileri olmadı. İlgileri kalmadı böyle fazla. Yani eskiden bir bildiğimiz bir okul vardı bizim. Hani derdik işte Araplar, işte enerjinin sahibi Arizona, Amerika bir sürü oyunlar oynuyor falan. Artık herkesin anlaması gereken şey, artık o oyun bitti. Artık Amerika'nın Orta Doğu'ya ihtiyacı yok. Özellikle enerji konusunda. Yani şimdi Amerika'nın herhangi bir şehrine gittiğiniz zaman, ben geçen bir arabaya bindim. Markasını anlamıyorum. Dedim, bu ne biçim bir araba falan. Ya, şoföre sordum, nedir bu? Bu Tesla dedi. Elektrikle çalışan araba. Amerika'da mı üretiliyor? Amerika'da. Artık kullanılıyor yollarda. Yani yüzlerce kilometre geçiyor ve bedavaya doldurabiliyorsunuz Amerika'nın bir ucundan bir ucuna. Hiç 5 kuruş harcamadan. Bundan 10 sene sonra bunların arabaların %50'si öyle olsa zaten. Petrol sıfır zaten, artık hiçbir ihtiyacı yani kalmadı. Dünyada enerji sorunu kalmadı. Bunu anlaması lazım insanların ve artık eskisi kadar önemli değiliz. Orta Doğu'da işte yok işte petrol bilmem o kadar eskisi kadar önemli değiliz. Yani ayağımızı denk alıp bir an önce teknoloji ve gerçek alliance dediğimiz yani gerçek ortaklıklarımızı pekiştirip ticarete ve şeye de geri dönmemiz lazım. Güneyden ziyade biraz daha Anglo-Sakson dünyasına. Gitme. Evet Can, kitabı konuşacaktı ama tabii ki konuşacağız ama senin bu konuda çok bilgili, görgülü ve deneyimli olduğun için bunları da kısaca bir masanın üzerine yatıralım dedik. Kısa bir reklam aramız var. Dün, bugün, yarın reklamların arasından sonra artık biraz da kitabı konuşalım. Tamam, okey. Evet Can, dün, bugün, yarın bu güzel kitap. Sevgili Can, ekonomist, bankacı, finansçı. Tabii senin bu gerçek kişiliğin, bir de diğer camiada dıştan bakanların playboy, yakışıklı, sosyetik dedikleri. Genelde senin... Ne çok titrim varmış, ben de evet, bilmiyorum. Evet, senin gibi... Çok fazla arkadaşımız, dostumuz bu sektörde yok. Yani tabii iş adamları var yazanlar. Rahmetli Sakıp Sabancı yazdı. Halil Bezmen yazdı. Çünkü büyük bir tecrübe var. Büyük bir batıklar yaşadı, kaçak yaşadı. Ondan sonra Nail Keçili yazdı. Sevgili Nermin Bezmen yazıyor ama Nermin Bezmen'in kitabı. Ama genç jenerasyonda senin gibi bunu yazan birisi yok. Bu kitap nereden doğdu? Nereden aklına geldi? Niye yazma ihtiyacı duydun? Ya aslında bu çok enteresan bir hikayeydi. Rahmetli Ufuk Güldemir benim arkadaşım, sen de hatırlarsın. Tabii rahmetli. Ondan sonra de arada arar bana, ya ne oluyor bu ekonomi bilmem ne falan sorar. Ben de anlatırım devamlı. İşte bir gün ya dedi, bunları anlatıyorsun bir yazsana bunu dedi. Dedim nerede yazacağım yani hani işi gücüm var falan. Haftada bir yaz dedi. Ben dedi gazete çıkartıyorum dedi. Yaz dedi haftada bir dedi. Ekonomi sayfasına koyayım dedi. Hakikaten ben haftada bir öyle yazarak başladım. Ondan sonra işte ama haber, onun gazetesi el değiştirdi falan. Başka yerlere geçti. Ondan sonra rahmetli oldu zaten Ufuk Güldemir. Ama o dönemden devam eden ilişkiler üzerine
Bir arkadaşım da bir internet sitesi açtı. Ya dedi sen eskiden yazardın, Allah aşkına yazsana dedi. Ben de yazmaya devam ettim. Yani haftada bir olarak yani tamamıyla o günkü olaylara kendi perspektifimden bakarak, kendi dünya görüşümden bakarak ve benim de fikirlerim hakikaten değişik olduğunu da gördüm. Zaten kitapta da okuyanlar anlayacaktır. Yani değişik bir perspektiften bakıyorum her olaya. Ondan sonra yazmaya devam ettim ve bayağı da bir deneme şeklindeydi. Hep yani 3-4 sayfa her yazı. Genelde kronolojik olarak yazdım kitapta da. İşte Davos, One Minute olayından bugünümüze kadar, gezi olaylarına kadar getirdim. Hatta biraz daha sonrasına da getirdim. Ondan sonra yani 5 senedir benim yazdığım denemelerden oluşan bir kitap bu. Okuması kolaydır. Ama yani benim tabii dünya görüşümü yansıtır. Yani bir dikkat ederseniz zaten başında da ön girişinde de söyledim. Yani herhangi bir partiyi yeren veya yukarılara çıkartan falan bir dünya görüşü değildir. Objektif bakışla. Fazla objektif olduğum için zaten kimseye yaranamama durum var. Mesela orada da yazdım işte bir MHP'liye göre BDP'li gibi durabilirim. Bir Kürt'e göre bir milliyetçi gibi durabiliyorum. Bir AK Partili'ye göre fazla liberal duruyorum. Veya bir CHP'liye göre AK Partili gibi duruyor olabilirim ama hakikaten objektif. Zaten okuyanlar da bunu yani herkes teslim ediyor. Yani hakikaten objektif, hiçbir duygusallık olmayan, tamamıyla demokrasi ve hukuk devletine inanan bir insanın perspektifinden Türkiye'de son 5 senede yaşanmış olayların yorumu. 2009'dan 2014'e kadar. 14'e kadar, evet. Peki senin gerçek yerin neresi dedin? Liberal dedin, işte demokrattır, liberal dedi. Her zaman liberaldim hayatım boyunca da. Yani liberal demokrat bir kişiliğim vardı. Bir milliyetçi değil, vatanseverdim. Yani hiçbir zaman bir Türk milleti falan değil. Her zaman bu ülke sınırlarındaki insanlar. Vatanseverlik benim için daha büyük bir olaydı zaten. Ve yani her zaman Türkiye'nin iyi olacağına inanmış, optimist bir insandır genel olarak. Ümidini kesmeyenlerdensin. Her zaman öyleydim. Yani bilmiyorum, yani yaratılış herhalde. Ama yani zaten her zaman liberal demokrat ve hukuka inanan bir insan olarak hayatımı yaşadım. Öyle de devam ediyorum. Peki şimdi okumayanlar için izleyenlerimiz var. Mesela One Minute olayına nasıl baktın? Nasıl bir yorum getirdin burada? Kısacık böyle bir şey yapabilir misin? Mesela o ilk yazıydı. O zaman dedim ki ya dedim hani bu böyle çok spontane gelişmiş gibi gözüken bir olay mı? Pek de spontane olamaz. Çünkü bu gibi toplantılarda önceden ne konuşulacağı aşağı yukarı metin olarak böyle. Hele bir cumhurbaşkanı, bir başbakan aynı panelde olduğu zaman yani öyle sürpriz olmaz. Yani aşağı yukarı kim ne konuşacağını bilir. Karşınızdakini de zaten biri cumhurbaşkanı, biri başbakan aşağı yukarı hangi noktada olduğunu da bilirsiniz. Yani onun için bence olayın konuşulması, o karşılıklı tartışmalar bence bekleniyordu. İşi tek taşıran o adamın başbakana elini dokunması oldu, bizim başbakana. O noktada iş biraz saçma bir noktaya gitti. Ama yoksa hani ben bu konuşmaların bu seviyede olacağını orada tahmin etmiştim. Yani zaten orada da yazıyor. Evet. Çünkü program bellidir. Ne konuşacağınız bellidir. Peki anlık gelişen bir şey. Taksim'e dediler ki işte otel yapılacak, alışveriş merkezi yapılacak. Yeşil, oradaki bir de avuç yeşilimiz var, onu da almasın diye. İyi niyetli gençler gittiler. Biz de gittik. Ben de gittim orada. Evet. Hem o zaman bizim canlı yayında yapıyorduk, evet. Artı bir TV olarak. Bir 11-12 günüm orada geçti. Sahiden pırıl pırıl insanlar, yardım eden insanlar, doğru. Kavgadan, gürültüden uzak, birbirine yiyeceğini, içeceğini, ilacını paylaşan bir insanlar. Evet, evet. Derken olay bir anda provokatörler de girdi. Evet. O Gezi Parkı'nı biliyorum. Gezi Parkı içindeki insanların hepsi buydu ama dışına taşanların büyük bir çoğunu provokatör. Zaten evet. Asılan pankartlar, evet. Resimler zaten falan. Zaten ben de o çizgi bir yazı yazdım. Peki bu ben demiştik, gördüm minicik. Sen o Gezi Parkı'na nasıl baktın burada? Çünkü bu kitabı alacak olan izleyicimiz var, almayacak olan alamayacak izleyicilerimiz var. Benim yine değişik bir perspektiften baktım ben. Bir kere ben o kışlanın yapılmasına karşı değildim. Dünyanın her zaman her büyük şehrinde Platz dediğimiz yani merkez, mesela Berlin'de de şimdi yıkılmış bir şey yapıyorlar. Aynı şehrin merkezine. Ve aynısını yapıyorlar, restitüe ediyorlar tabii ha. Aynı şekilde restitüe edebilecekler miydi onu bilmiyorum. O mimarların şeyi. Ben ona karşı değildim. Fakat oradaki yanlış provokasyona karşıydım. Yani çocuklar doğru bir hareket yaptılar. Kendi inançlarını yaptılar. Hani yeşilliğimiz gidiyor dediler. Gayet de güzel bir açılımdı bence. Yani. Ama
Orada eskale eden şey polisin ilk agresyonuyla başladı. Ondan sonra zaten dünyadaki her türlü istihbarat ve provokatörlerin işi zaten onu provokat etmektir. Tabii ki. Yani bunu böyle fırsat kaçırılmaz. Yani ama siz bir devlet olarak yumuşak karnınız varsa orasına birisine yumruk atar zaten. Siz o yumuşak karnı vermeyeceksiniz. Yumuşak karnı yazık ki o hareketler verdi. Ondan sonra o provokasyon da devam edecektir tabii. Ama yoksa ben konsept olarak kışlanın restitüe edilmesine karşı değildim. Yani yeşillendirilir de güzel bir ama otel olması değil de bir kültür merkezi olması gerekti de tabii onun. Tiyatro olabilirdi bilmiyorum artık nasıl. Yani kötü de bir bina değildir. Sanırım Mimar Kemalettin'in bir binası olacaktı. Aynısını yapacaklardı zaten. Yani ideolojik tarafına hiç bakmıyorum. Hani bir dönem birileri yıktırmak istediler, yıktılar. Öbür dönem Osmanlı restitüe etmek istediler. O da olabilir. İkisi de olabilir. Bunlar ayrı konulardı. Ama şehrin merkezine bir yok olmuş bir sarayı veya bir binayı yapmak o kadar absürt bir şey değildir. Değil, ben de katılıyorum ama şöyle değilimdir. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti, yani dünyanın her yerindeki ülkelerin yöneticileri nedir? Halkı ayrıştırmak değil, birleştirmek. Tabii. Hepsini bir bütün içinde tutup herkese eşit davranmak. Evet. Ve sen onların seçilmişisin ve onların ihtiyaçlarına cevap vermektir. Evet. Evet, siz böyle bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Haklısınız, daha hakkınız da vardır. O evet. Alan geçmişte böyleydi. Evet. Ben onu bu atalarımın yadigarı, onu bu hale getireceğim diyebilirsin. Evet. Saygım var. Ama büyük bir kitle buna karşı çıkıyor ise burada bizim başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın ya evet kardeşim burayı bu bina yapacağım ama yapmasam da olur. Madem benim halkım bunu istemiyor. Gelin yapmayalım veya hadi bir şey referandum yapalım, buraya bunu yapalım tabii, mı demesi veya o çok gergin provokatörler girmiş. Gelip bir başbakanımız dese ki ya çocuklar, gençler, siz yeşili bu kadar çok mu seviyorsunuz? Tamam, ben de şimdi yapmıyorum. Hadi siz burada yatın, eğlenin, müziğinizi tarzı yapın, meselesi. Gidelim. İleride de otururuz, konuşuruz, bir referandum yaparız, yapalım mı yapmam. Bu kadar önemli değil. Bakın keyfinize deseydi ne olurdu? Cumhurbaşkanı %60 ile seçilirdi o zaman. Ama tarzı olmadığı için, yani kişiliği olmadığı için hareket etmesi gerektiği gibi ise, ondan beklendiği gibi hareket etti aslında. Ama yani yine de sonuçta halkın istediği oldu. Orada aynı şekilde ağaçlandırma devam etti ve şu anda hani yarım kalmış bir park edasıyla pek güzel oldu diyemem ama yani en azından ağaçlar kaldı. Umarım o AKM'de bir an önce hani ne olacaksa bir renov edilecek olsun, renov bir türlü edemedi. Hoş olur ama yani güzel bir Taksim, güzel bir merkez midir? Hayır, değildir. Ha, değil yani işte baktığımız bir Roma'daki baktığımız zaman veya ne bileyim Londra'daki baktığımız veya değil. New York Times Square'a baktığımız değil. Zaman farklı farklı şeyler değil. Bunlar. Yani güzel bir Taksim olma, yani İstanbul'un merkezi daha iyi olmalı, o kadar söyleyeyim. Kesinlikle katılıyorum ama bu yeni düzenlemeden sonra da eskiden daha bir yaşanır, daha keyifli bir yer. Şimdi kocaman böyle bir betonlar içinde i̇şte bir yani yer yarım kalmış mı? İnşaat edası veriyor bana orası. Yani hani bir Taksim'de gidip yürüyüş yapasım yok açıkçası. Bilmiyorum, sizin var mı? Peki o günkü Taksim olaylarından öncekiyle bugünkü Türkiye'nin siyasetinde bir değişim oldu mu? O olayların ülkeye bir katkısı mı oldu? Bir zararı mı oldu? Bence, yani o dünkü Taksim'den önce ve bugünkü Taksim'den sonraki. Bence yararı oldu. Neden oldu? Çünkü enteresandır. İnsanlar çoğu zaman sınırlarını bilmezler. Yani oturursunuz, ben şunun kameranın dışına çıkacağım noktayı dikkat etmemiş olabilirim. Çıkarım kameranın karşısına. Herkes orada bir limitini anladı. Halk kendi gücünün limitini anladı. Baştakiler kendi gücünün limitini anladı. Belki de Türkiye'de olabilecek en iyi şey oldu orada. O 10 günlük tecrübe bence halkın bir deşarj olması lazımdı ve oldu. Hangi kısmın? Şu anda sistemin dışında kalan kısmın bir deşarj oldu ve rahatlama oldu aslında, bakmayın. Yani provokatörle de yani falan bahsetmiyorum. Gaz sıkıştı, sıkıştı gaz böyle sıkıştı bir falan yoksa büyük bir depremde olabilirdi o gaz sıkışmasını atlamasaydı. Bence bence Sayın Başbakan ve bugünkü Cumhurbaşkanımız için de iyi oldu o patlama. Halk için de iyi oldu ve sonuçta halk da anladı. Ya bakın hani biz limitimizi biliyoruz ama biz aşırıya kaçarsak da provokatörler de giriyor. Yani herkes için çok iyi bir ders oldu. Ben Türkiye için çok hayırlı bir süreç olarak görüyorum onu.
Peki Can, bunu da şeyden de bahsediyorsun zannediyorum. Soma faciasından da bahsediyorsun onu, değil mi? Yok, öbür şeyde olacak inşallah. Öbür kitaptan. Peki onu yazmadan önce bir sorayım. Yani Soma oldu gerçekten şehitler ve arkasından yine oldu Diyarbakır'da. Yani maalesef dünyada herhalde birinci sırada falanız bu maden kazalarında. Bir türlü önlenemiyor. Bu kadar zor mu yani bunu teftiş etmek, bunu kontrol etmek? Yani bir de ağlıyoruz, sızlıyoruz 3-5 gün. Ünlülerimiz gidiyor orada selfiler çekiyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Balık hafızalı bir ülke olduğunu. 3 ay sonra hiçbir şey kalmıyor. Kimse de verdiği sözü yerine getirmiyor. Ancak bir iki futbol takımı onun yararına futbol oynadı gibi küçük yardımlar oldu. Verilen sözlerin her biri uçtu ve gitti. Yani dünyadaki bunun standartı nedir? Sen biliyorsun ekonomist olduğun için. Ya bu kadar zor mu? Ne yapılmalı? Bunu kolay nasıl çözebiliriz senin gözünde, senin fikrinde? Mesela şimdi hep konuşurlar ya hani işte her şeyin başı eğitim diye. Aslında değildir biliyor musunuz? Her şeyin başı hukuktur. Yani hukuk bu işi çözer. Yani şimdi bakıyorsunuz halkın arasında araştırma yapıyorlar. Hukuka güvenen insan yok gibi bir şey. Hukuk problem bitirmek yerine problem yaratıyor. Yeni kavgalar yaratıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Yani şimdi mesela burada karşı tarafta bir hukuk finans merkezi açılıyor. İşte hukuk altyapısı olmayan bir ülkeye finans merkezi yapamazsınız. İşte belirli vergi şeyleri yaparsınız. Gelirler oraya kiralarlar falan ama finans merkezi olmak çok zor bir şeydir. Benim eskiden Liechtenstein'li bir ortağım vardı finans işinde. Ondan sonra kendisi bir şey yapmış, araştırma yaptırmış. En çok hangi ülkede mal sahibi olmak istersiniz? En çok hangi ülkede yargılanmak istersiniz? Yani hani bir probleminiz oldu. Nereden? İkisi de İngiltere çıktı. Bu ülkenin ne anayasası var, ne şeyi var. Bir tek tahammüller üstüne kurulmuş bir hukuk düzeni var. Niye insanlar buna güveniyor? Yani şimdi ne bu senin söylediğin soruyu ne halledebilir? Bir tek hukuk halledebilir. Hukuka da bizim kendi insanımızı güveni yok. Onu bırakın. Geçen gün ağaçlar kesildi bir sürü şey. İşte yok diyorlar ki bilmiyorum doğru mu değil mi ama yani hani işte imar alınmamış o HES'ler falan. Hukuk, devlet hukuku görmüyor ki vatandaş hukuku görsün veya kömürcünün hukuku ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Hukuk olmadan eğitim bir hukuktur. Hukuk oturtursanız eğitimle gelir arkasına. Mühim olan hukuktur. Hukuk peki, düzeni oturmadı Türkiye'de. Türkiye'de oturmadı. Peki geçmiş yıllara şu son zamanlarda bu yargıya müdahale, hukuka müdahale gibi gibi bir sürü olaylar var. Yani biz hukukta bir şeyler yapılmaya çalışılıyor gibi gösteriliyor ama sence senin gözle ileri mi gidiyoruz daha mı geri gidiyoruz hukuk devleti olarak? Ya yazık ki Türkiye'de yani cumhuriyet hukuku oturtamamıştır. Yani zaten bu Fransız sistemini almak ne kadar akıl kârıydı o zaman. Hani bence tartışılması gereken bir konu. Neyse aldık artık geri dönüşümüz yok. Ama bence cumhuriyetin problemidir. Yani cumhuriyetin çok geçmişinde yapılmış hukuksuzluklar vardır. İnsanların mallarına el konmuştur, mülklerine el konmuştur, haksız yere hapse atılmışlardır. Zaten 3 ihtilal geçirmiş bir ülkeyiz. Yani biz bunu oturtamadık. Bunu oturtamadığımız sürece hiç kimsenin içi rahat etmeyecek. Yani hukuk o zaman yani atıyorum bir gün dindar bir grup geldiği zaman iktidara seküler yani laik insanlar rahatsız olacak. Laikler geldiği zaman dindar insanlar rahatsız olacak. Neden rahatsız oluyoruz? Çünkü hukuk yok. Hukuka güvenmiyoruz. Gelen tamamıyla sistemi değiştirecekmiş gibi geliyor. Bunu oturtamadığımız sürece biz ne kömür işimi, ne kömür madencilerimizin, işçilerin haklarını koruyabiliriz. Ne vatandaşımızın, ne askerimizin, ne milletvekilimizin hiç kimsenin hakkını koruyamayız. Yarım yamalak devam eder hayatımız. Mühim olan hukuktur. Gerisi de... Evet. Zamanımız daralıyor. Son bir iki şeyimle bitireceğim. Peki Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında bakışın nedir? Nasıl buluyorsun Türkiye'deki eğitim sistemini? Beğeniyorsun, beğenmiyorsan nasıl olmalı? Örnek olarak hangi ülkeyi gösterebilirsin? Yani ben hani Türkiye'de çok az okudum, sen de biliyorsun ama yani dışarıdan nacizane gördüğüm kadarıyla... Burada yaşayan bir vatandaş olarak. Nacizane gördüğüm kadarıyla zaten her şeyi yarım yaptığımız için onu da yarım yapıyoruz. Bilmiyorum kaç tane üniversite oldu şimdi, 120 mi, 30 mu? Hani bunların seviyesi nedir? Dünyadaki karşılığı nedir bilmiyorum. Önümüzdeki senelerde bir sürü üniversite mezunu olacak. Bunların seviyesi ekonomiye yaptığı katkıyla belli olacak. Bunu tabii biraz zaman gösterecek ama yani herkesin üniversiteye gidip herkesin üniversite mezunu olması gibi bir zorunluluk yok dünyada. Yani biz bunu tamam bunu çok iyi bir şey yapıyoruz ama zaten kurulan üniversitenin kalitesi hani hakikaten bilmiyorum ama
bir anda 10 senede 100 tane üniversite kuruluyorsa o işte bir anormallik var. Anormallik vardır. Bunların kalitesi de bellidir. Yani çoğunun belki diplomaları yurt dışında tanınmayacaktır. Yani evet. Yani biraz tam biraz Alaturka gidiyor. Şu, seneler önce bir yazılarımdan bir tanesinde de yazdım. Dedem benim Fransa'da okumuş. İki tane diploması vardı. Bir tanesinin üstünde bir yazı vardı. Yabancı öğrenciler için diploma, bir tane de normal diploması vardı. Onu gösterdi. Bak bu Fransızlara verilen diploma diye. Bir de yabancılar için bon pour orient derlerdi Fransızlar. Hani Doğu için yeterli diploması vardı. Zaten biz kendi kendimize bunu yaratıyoruz. Hani Doğu için yeterli bir diploma sistemi yarattık galiba. İnşallah gerçek anlamda değeri olan, karşılığı olan bir diploma veren bir üniversitemiz de olur. İnşallah. Vardır da hani fazla değil ama. Değil, evet. Peki Can, dün bugün yarın dedin. Can Akçay'ın dün bugün yarınları devam edecek mi? Yoksa bu bir denemeydi, yazayım mı dedin? Yoksa artık sen hem gelen tepkiler, güzel tepkiler aldığını biliyorum. Yani ben de göz attım, gayet keyif aldım. Kalanlarını da okuyacağım. Bunun devamı gelecek mi? Can Akçay'dan başka şeyler bekleyecek miyiz? Olacaksa aklından ne zaman geçiyor? Ne zaman vallahi bir ikincisi var, yapacağız? Bu alışkanlık yapan bir şey. Sen de bir gazetecisi bilirsin. Tabii. Hani bazen anlatmaktan daha kolay oluyor yazmak. Vallahi kafamda bir şey var. Geçenlerde böyle bir şey geldi. Yine bu ekonomi politika ile ilgili. Yine öyle bir şey düşünüyorum. Belki önümüzdeki sene neden olmaz? Sonuna doğru belki kışın 2016 yılında aradan bir şey çıkabilir bu şeyden. Vallahi keyifli. Bir de dediğim gibi gerçekten aydın bir insansın görüşleri olan. Çünkü dünyaca büyük, tanınmış, bilinen şirketlerde çalıştın. Oralarda çalışmak bu kadar kolay değil. Beyninde hızlı çalışan ve çabuk üretime geçebilen birisin. Burada genç iş adamlarının veya ülkeyle ilgili sorunlara farklı bakış açısını görmek isteyenlerin toplandığı fikirler, bakış evet. açıları var burada. Mutlaka ben alın diyorum, okuyun, çok keyifli ve çok öğreneceğiniz veya size yol çizecek fikirler var burada diyorum. Can, evet, programı bitiriyorum ama son bir şey merakım, popülersin, yakışıklısın, her şey var, kalbinde biri var mı bu aralar? Magazinci mi? Ona pek az sorulmam lazım. Yok. Kalbimin üstü sarı bir mendilim var sarı değil mi? Mendil var işte o sarı bir mendil sarışın bir hanımefendiyi tanımlıyor olabilir mi? Yok, sarı lacivert Fenerbahçe tanımlıyor. Sen Beşiktaşlısın değil mi? O yüzden fark etmez. Fenerbahçe'de bizim kardeş takımımız. Özellikle ki Gezi olaylarında Fenerbahçe'nin o yürekli delikanlı taraftarının 20 bin kişinin kalkıp o Boğaz Köprüsü'nden gelip Taksim'deki bu iyi niyetli direnişçi arkadaşlarımıza vermiş olduğu destekten dolayı ben Fenerbahçe'yi bir kat daha sevdim, biraz daha yakınlaştım. Artık benim kardeş kulübüm Fenerbahçe. Oo, büyük olay. Beşiktaş'ta biz severiz zaten. Yani. Sağ ol, sağ ol. Can, çok teşekkür ediyorum. Ben ayağına teşekkür ederim, sağlık. Sağ yoğun vaktinde bana vakit ayırdın, ben geldin. Dediğin gibi hızlı geçti hakikaten. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, bugünlük bu kadar. Yarın Böbrek Vakfı'nın bir projesi var. Onunla ilgili konuşacağız. Böbrek Vakfı'na artı katkılar getirebilmek için yapılan kampanya, tişörtler, onları konuşacağız ve ünlü konuklarım olacak. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik